Milli atıcımız Yusuf Dikeç'le ilgili haberle yayınımız sürüyor. Dünyanın konuştuğu bir adam oldu. Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda da dönmüş efendim. Dünyanın gündeminde, sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi. O an, o eli cebindeyken diğer alet edevat olmaksızın üzerinde yaptığı o atış bütün dünyayı gerçekten alt üst. Elon Musk bile onunla ilgili bir görüş, bir fotoğraf paylaştı. İşte bu duruşu dünya medyasında gündem oldu. Yani ilk bakışta görünüşümüz böyle rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Madalya töreninin ardından Yusuf Dikeç yurda döndü. 24 yıllık çalışmanın sonuca ulaştık. İşte 24 yıllık emeğin, çalışmanın yorgunluğunu bugün çıkardık diyebilirim. Çok mutluyuz. Ülkemize Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için. Dikeç'in tek eli cebinde, lens, göz kapağı veya kulaklık kullanmadan atışları yapması uluslararası basında gündem oldu. Görünüşümüz böyle rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz aslında böyle yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok hissettirmemeye çalışıyoruz. Ben iki göz açık attığım için yani ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Olimpiyat fair play dediğimiz zaman işte insanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekir. Ben bu inançtayım. Her zaman en doğal, en rahatıyla. Dikeç yeni hedefinin 2028 olimpiyatları olduğunu söyledi. Orada Damir'e söyledim. Dedim Damir biz bu altın madalyayı sana emanet ediyoruz. 2028'de yeri alacağız. Tabii güldü. Hedefimiz 2028 ve altın madalyayı alacağız.